Sayın eş başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım ve gelen konuklarımız, grup toplantımıza hoş geldiniz. Bugün yine pandemi sebebiyle sınırlı sayıda katılımla grup toplantımızı yapacağız. Ankara'dan konuklarımız var. Aslında konuk da demeyelim, ev sahibi Ankara il örgütümüzden i̇l Eş başkanımız Vezir Coşkun, il yöneticilerimiz, Çankaya ilçe eş başkanımız ve yöneticilerimiz aramızda. Kendilerine merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere eş genel başkanımız Sayın Mithat Sancar'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkan. Sevgili arkadaşlar, basının değerli emekçileri, ve ekranların başında bizleri izleyen değerli halkımız, grup toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, geçen hafta Mardin'deydik. 31 Mart 2019 seçimlerinin ikinci yıl dönümü vesilesiyle Demokratik Yerel Yönetimler Kurulumuz bir toplantı, bir forum düzenledi. Halkların iradesi için adalet forumuydu adı. Buradan Mardin halkının selamlarını, coşkulu, heyecanlı, kararlı selamlarını iletiyorum sizlere. Evet, o forumu 31 Mart'ta gerçekleştirmemizin nedenini herhalde tahmin edersiniz bizi izleyenler de dinleyenler de muhataplarımız da tahmin eder. İki yıl önce o tarihte siyasal iktidar tarihi bir yenilgi yaşadı ve bu yenilgiyi yaşamasına yol açan temel faktör de bizim HDP'nin seçim stratejisiydi. Türkiye'nin siyasi dengelerinde hangi ağırlığa sahip olduğumuzu ve nasıl bir rol oynayabileceğimizi bir kez daha o seçimlerde dünya aleme göstermiştik. İktidarın geri dönülmez bir yönetememezlik krizi içine girmesinde bu yenilgi belirleyici olmuştur arkadaşlar. İktidar hiçbir iktidar için hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmadı. Bundan sonra da olmayacak. İşte bu tarihi anın yıl dönümünde son derece değerli bir forum gerçekleştirdik. Foruma bölgenin çeşitli illerinden çeşitli kurumların temsilcileri, seçilmişlerimiz, üniversite dayanışma koordinasyonları, Boğaziçi Dayanışma Öğrencileri katıldılar. Kadın platformları, demokrasi inisiyatifleri, inanç örgütleri, dernekler, sendikalar, meslek odaları katıldılar. 300'e yakın insanla güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Neydi amacımız? Bizim bu buluşmada esas amacımız halkla danışarak yolumuza devam etmek. Yolumuzu çeşitli çevrelerle, demokrasi güçleriyle, çalışanlarımızla, yönetenler yöneticilerimizle istişare ederek belirlemektir. Nitekim öyle de güzel bir istişare toplantısı oldu. Bu toplantılarımız bundan sonra da devam edecektir. Bu buluşma da tıpkı Nevroz alanlarını dolduran milyonların gösterdiği gibi bir arada olmanın baskıya ve zulme karşı birlikte mücadele etmenin demokrasi ve özgürlükler için ortak akıl üretmenin önemini bir kez daha göstermiştir bizlere. Çünkü bizler bir araya geldikçe güçleniyoruz. İktidarsa bu iradeden, bu kararlılıktan ve toplumsal demokrasi geleneğinden korkuyor. Hep söylüyoruz, korktukça panikliyor panikledikçe öfkeleniyor, hınç ve intikama yöneliyor. Ne yaparlarsa yapsınlar değerli arkadaşlarım. Bizler bir arada olmaya, birlikte mücadele etmeye, toplumla konuşmaya, tartışmaya, birlikte çözümler üretmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha Mardin halkımızı, Mardin'de yaşayan bütün insanlarımızı, oraya gelen bütün dostlarımızı yürekten selamlıyorum. Sevgili arkadaşlarım, her gün kriz üreten, her gün sorunları büyüten, her gün eşitsizlik ve adaletsizlik yaratan, toplumu kutuplaştıran, sosyal adaleti ortadan kaldıran, lime, lime dökülen bir yönetim sistemiyle birlikteyiz. Bir yönetim sisteminin altında yaşıyoruz. Sistemin kendisi güçlerin tek adamda toplandığı tekçi bir sistemdir ama ürettiği sorun ve krizler çokludur. Bu sistemde denetim yoktur, bu sistemde halk yoktur, bu sistemde yurttaş yoktur. Bu sistemde tek adam vardır, tek adamın etrafına çöreklenmiş gruplar vardır ve buradan nemalanan sermaye grupları vardır, yandaşlar vardır. İşte halktan kopuk, halkı içe sayan, yurttaşı yok eden böyle bir anlayışla yönetiliyor ülke ve bu ülkenin sorunlarını böyle bir anlayışla çözmenin mümkün olmadığını da her seferinde her olayda yeniden yaşıyoruz, yeniden bir kez daha tecrübe ediyoruz. Evet, geçen hafta güvenlik yasası maddelerine geçilmesi muhalefet gruplarının çoğunluk oyuyla reddedilmişti. Bu sistemin kurumları en başta parlamento'yu nasıl hiçleştirdiğinin güzel bir örneğini, çarpıcı bir örneğini yaşadık o gün. İç zorlayarak oylamayı yenileyerek yine kendi çoğunluklarıyla yasanın maddelerine geçilmesini kabul ettiler. Böylece parlamento'nun iradesine bir kez daha darbe indirmiş oldular. Parlamento'yu değil sarayı esas aldıklarını gösterdiler. Ülkede sarayın iradesinin her şeyden üstün olduğunu bir kez daha ortaya koydular. Kaybedince seçim yenileme alışkanlıklarını biliyoruz bu iktidarın. 7 Haziran'da yaşadık bunun örneğini. 7 Haziran seçimlerinin sonuçlarını geçersiz kıldılar. Bir Kasım'a darbe seçimine gittiler. Ardından 31 Mart'ta da aynı olayı, aynı durumu yaşadık bunu da hep birlikte gördük aynısını o gün de yaptılar. İstanbul seçimlerini iptal ettiler ama yine kazanamadılar tam tersine bu sefer daha ağır kaybettiler. Yani bu yöntemlerle kazanamayacaklarını her seferinde gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Eee bunun da sonuçlarını önümüzde ilk konacak sandıkta bir kez daha kendilerine yaşatacağımızı buradan bir kez daha hatırlatalım değerli arkadaşlar. Meclisteki oylamada yaptıkları şey de bundan farklı değildi. Evet seçimi kaybedince hemen oyun bozanlık yapmak, kuralları hiçe saymak ve kazanacakları bir ortam yaratıp seçimi tekrarlamak. Ama bunun bir sonu var, bunun bir sınırı var dediğim gibi ilk seçimde bunun en açık ve çarpıcı tecrübesini hep birlikte kendilerine yaşatacağız ama bu yaşı bu tecrübeyi yaşadıklarında en etkili gücün HDP olduğunu da göstereceğiz. O nedenle HDP'ye saldırıyorlar. O nedenle HDP'yi denklem dışı bırakmaya çalışıyorlar. Ama biz seçimde ve seçim dışı bütün demokratik siyaset alanlarında bu ülkenin kilit gücü olduğumuzu her seferinde yeniden göstereceğiz. Kendilerine hatırlatacağız. Her alanda. Demokrasi mücadelesi alanında, özgürlükler için mücadelede, kadın hakları için mücadelede, iş, aş ekmek için mücadelede bunu her alanda göstereceğiz. Göstermeye devam edeceğiz. Tanımadıkları iradeyi nasıl nasıl tanımak zorunda kalacaklarını bu güçlü demokratik mücadele kendilerine bir kez daha gösterecektir değerli arkadaşlarım. Evet o gün oylamasını tekrarladıkları iç güvenlik yasası benzeri o düzenlemeyi getiriyordu. Bu bir fişleme yasasıydı arkadaşlar. Ve şimdi meclisten geçen bir yasa olağanüstü hali kalıcı kalıcı kılma çabasıdır o yasa. Bunun gibi başka örnekler de var. En son örneğini işte bu kanunla ortaya koydular. Darbeci zihniyetin ürünü bir yasadır o. 28 Şubat'ın devamı bir yasadır o. Toplumla mücadele yasasıdır. İktidarlarını koruma ve kollama adına her yolu mübah göz saydıklarının bir başka kanıtıdır. Bu ülkenin yurttaşlarını tehlike olarak gören, hemen her alanı güvenlik zinciriyle kuşatmaya çalışan bir zihniyet var karşımızda değerli arkadaşlarım. İşsizliğe, yoksulluğa çare aramazlar. Tek bildikleri güvenlikçi yasalarla ve polis uygulamalarıyla, yargı operasyonlarıyla halkı tehdit etmek ve sindirmeye çalışmaktır. Yapmaya çalıştıkları şey korku salarak iktidarlarını devam ettirme çabasıdır. Ama Halk değişidir biliyorsunuz. Korkunun ecede faydası yoktur. Bir yerde korku salan bir iktidar varsa karşısında cesareti temsil eden güçler olduğu sürece başarılı olması mümkün değildir. İşte HDP o cesaretin sembolüdür. HDP o cesaretin adresidir. HDP bu umudun kaynağıdır. O nedenle uğraşıyorlar bizlerle. Evet yargıyı da ellerine bir aygıt olarak alıyorlar ve bir nevi arka bahçe haline getiriyorlar. Yargıyı kullanarak toplumu dizayn etmeye, muhalefeti sindirmeye çalışıyorlar. Adaleti ülkenin temeli olmaktan çıkartıp saraylarının kolonu haline getirdiler. Yargı sistemi iktidarın siyasi gündemine, ajandasına göre pozisyon almakta ve karar vermektedir iktidar işareti verdiğinde yargı harekete geçmektedir. Özellikle de savcılar. İşte bunun en son, en çarpıcı örneğini Ömer Faruk Gergerlioğlu arkadaşımızın vekilliğinin düşürülmesine giden süreçte ve sonrasında hep birlikte gördük. Ömer Faruk Gergerlioğlu arkadaşımız halkın vekilidir. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Halkın vicdanıdır. HDP'nin mücadelesinin sembollerindendir. HDP çünkü bu halkın vicdanıdır. Bu halkın vicdan mücadelesinin adresidir. Ömer Faruk Gergerlioğlu da vicdanları harekete geçiren Yılmaz İnsan Hakları mücadelesiyle bu sistemi, bu iktidarı fena halde ürkütmüştür. O nedenle hakkındaki mahkumiyet kararı hızla onanmış, yine büyük bir hızla. Meclise getirilmiş okunmuş vekilliği düşürülmüş mecliste adalet nöbeti tutarken grup grup odalarımızda adalet nöbeti tutarken sabah namazı için abdeste gitmişken yakapaça götürüldü polisler tarafından ardından genel merkezimizde devam etti adalet nöbetine adalet nöbetini sona erdirdiğinde son günü evinde geçirmek üzere ailesinin yanına gitti. Orada da büyük bir zorbalıkla baskın yaptılar, işkence yaptılar, darp ettiler, zulüm uyguladılar. Ama sevgili Ömer Faruk Gergerlioğlu hiçbir şekilde boyun eğmedi, sözünü kısmadı, başını dik tuttu. Bu onlara büyük bir derttir. HDP budur değerli arkadaşlarım. HDP onuru ayakta tutmanın başı eğmemenin öne eğmemenin adıdır HDP. O nedenle onlara dert olmaya devam edecektir. O nedenle her gün HDP'ye saldırı için buldukları her imkanı pervasızca kullanmaya devam ediyorlar. Her gün yandaş kanallardan iftiralar saçmaya devam ediyorlar. İktidarın küçük ortağı hedef göstermeyi sürdürüyor. Hatta partimizi hedef göstermeyi ve yargıya talimat vermeyi açtı. Artık yargıyı açıkça tehdit ediyor. Anayasa Mahkemesi'ni çok açık bir şekilde tehdit ediyor. Anayasa Mahkemesi başkanını hedef gösterebiliyor. Bu anlayış nedir diye sorarsanız bunun kitaplarda siyaset biliminde ve siyasi tecrübede adı açıktır. Bu faşist bir zihniyettir değerli arkadaşlar ve ülkeye giydirmeye çalıştıkları sistem de tam budur. Faşizm. İşte bu faşizme geçit vermeyen halkların mücadelesidir. HDP'nin bu kararlı ve cesur yürüyüşüdür. Bunda başarılı olamayacaklar. Bunu biliyoruz. Tekrar söylüyoruz. Evet. Bu ülkede vicdanlı yargıçlar var. Bu ülkenin insanların büyük çoğunluğu o vicdanı bilir o vicdanı taşır. Buna bu ülkenin vicdanlı insanları da, vicdanlı yargıçları da, vicdanlı aydınları da, emekçileri de, kadınları da, gençleri de geçit vermeyecektir. Tekrar söylüyoruz. Faşizme geçit yok. Baştan beri Gergerlioğlu arkadaşımızın mücadelesi partimizin mücadelesidir. Baştan beri Ömer Faruk arkadaşımızın iradesini esas alarak yürüdük. Kendisi nasıl davranmak istiyorsa parti yönetimi olarak onunla birlikte yürüyeceğimizi söyledik. Baştan beri bunu söyledik, sonuna kadar da öyle yaptık. İşte biz birlikte bir güç olduğumuzda kendi gücümüzü başka alanlarda başka güçlerle birleştirdiğimizde bu ülkenin bu gidişatını bu karanlık yolculuğu da bitireceğiz. Bir kez daha bunu buradan ilan edelim ve herkesin de bunu böyle bilmesini, bilmesi gerektiğini tekrar hatırlatalım. Halk çaresiz değildir. Bu iktidara mahkum ve mecbur değildir. Her alanda mücadeleyi Demokrasi ve özgürlük, emek ve barış için, ekmek ve aş için kararlılıkla büyüterek sürdürüyoruz. Kadın Meclisimiz dün kadın yoksulluğuna hayır kampanyasını başlattı. Her yerde, kadınların yaşadığı her yerde kadın yoksulluğuna karşı mücadeleyi kadınlarla birlikte yükseltmenin başlangıç başlangıcıydı dünkü e, açıklama ve bu güçlü yolculuğun nasıl yürüyeceğini hep birlikte göreceğiz. Evet, kadınlar yürümeye devam ediyorlar. Kadınlar haklarını gasp eden, kadın düşmanı bu iktidara, emeklerini ve emeklerini gasp eden bu sömürü ve talan düzenine karşı güçlü bir şekilde yürüyüşe devam ediyorlar. Bu da iktidarın en büyük korkularından biridir değerli arkadaşlarım. İktidar sadece Adalet ve siyaset zeminini yıkmakla kalmıyor. Esasen buna bağlı bir sonuçta ekonomideki çöküştür. Ekonomik kriz demek bunu biraz biraz fazla basitleştirebilir. Ekonomide bir çöküş yaşanıyor ve bu, çöke, bu çöken ekonominin altında kalanlar yoksul emekçi halklarımızdır. Bu çöküşün her şey, her şart altında nimetini yiyenler de vardır. O nedenle kriz herkesi eşit vuruyor gibi bir algı yaratır. Kriz kelimesi kriz kelimesi yetersizdir. Bir ekonomik çöküş yaşıyoruz. Ve bunun faturasını da yoksul halka, emekçilere, işsizlere, gençlere, kadınlara çıkarmak istiyorlar. Ekonomik kriz dedikleri anda dönüp bir tablonun öbür tarafına bakarsanız yandaş sermayenin nasıl büyüdüğünü görürsünüz. Oraya akan milyon dolarları, milyar dolarları görürsünüz. Merkez Bankası'nın kaybolan tırnak içinde söylüyoruz tabii. Kaybolan 128 milyar dolarlık rezervinin nereye aktığını görürsünüz. İşte bu nedenle bu sistem ülke ekonomisini yoksulların emekçilerin üzerine çökertmeye çalışıyor. Bizim buradaki mücadelemiz emekçi hakları içindir, halkın refahı içindir, sosyal adalet içindir. Rant ve talan düzenine son vermek içindir. Ekonomi ekonomi ve sosyal politikalar komisyonumuz ve diğer komisyonlarımız bir süredir iş ve aş buluşmaları programını yürütüyorlar. Orada gördüğümüz tabloyu da sürekli, düzenli bir şekilde halkımızla paylaşıyoruz. Evet, insanlar ekmeklerinin gasp edildiğini görüyorlar ama sadece bunu görmekle kalmıyorlar. Nasıl ve neden gasp edildiğini de görüyorlar. Bu iktidarın sürekli otoriterleşen, herkesi tehdit eden, her yere korku salmaya çalışan anlayışının aynı zamanda ekmeğin gaspı, işin gaspı olduğunu görüyorlar. İşte kurtuluş özgürlüğü gasp edilen halkların, hakları yok edilmek istenen kadınların, ekmeği elinden alınan emekçilerin, umutsuzluğa sevk edilen gençlerin ortak mücadelesinden geçiyor. HDP bu ortak mücadelenin en sağlam sütunudur değerli arkadaşlarım. Bu sistemde bu kadar yolsuzluk, bu kadar talan nasıl olabiliyor? Çünkü denetim yok. Çünkü yurttaş kavramını ortadan kaldırdılar. Toplumu tebaa yığını olarak görüyorlar. Hiçbir şekilde şeffaflığa izin vermiyorlar. Neler olup bittiğini, halkın kaynaklarının kimden alınıp kime verildiğini ortaya koyacak hiçbir yolu işletmiyor. Böyle denetimsiz, böyle şeffaflıktan yoksun bir sistemin sürekli kötülükler, sürekli yolsuzluklar ve sürekli çürümüşlük üretmesi kaçınılmazdır. Bu düzenin adı Kürşatlar düzenidir değerli arkadaşlar. Yetiştirdikleri yeni nesil de Kürşat nesli olmuştur. Bu ülkeye vadede vadede geldikleri yer Kürşatlar düzeni Kürşat neslidir. Bunu reddediyoruz. Bugün her yüz kişiden yetmişi borçludur bu ülkede. Zengin fakir arasındaki uçurumda Avrupa'daki 33 ülke arasında Türkiye ikinci sıradadır. En zengin yüzde on toplam servetin yüzde sekseninden fazlasına sahip yurttaşa sırtını dönmüş bu rant iktidarı 173 büyük firmanın 35 milyar TL'lik borcunu ödedi, kapattı bunu. Ama vatandaşın borcunu katmerleştirerek arttırıyor. Vatandaş borç içinde boğuluyor, yandaş sürekli devlet kaynaklarıyla semiriyor. Bu adaletsizlik devam edemez değerli arkadaşlar bunu mutlaka ama mutlaka halkların, emekçilerin ortak mücadelesiyle durdurmak zorundayız. Bu bizim görevimizdir ama aynı zamanda bu ülkenin halklarına, emekçilerine karşı borcumuzdur. Böyle bir vicdansızlığı bu halka reva gören bir yönetim anlayış. Bakın Ziraat Bankası ne yapıyor? 2000'e yakın çiftçi borcunu ödeyemediği için arazisini satışa çıkarıyor. Bunların traktörlerine haciz konuyor. Çiftçi, üretici malını, mülkünü satmak zorunda bırakılıyor. Gerçekten açlığa mahkum ediliyor. Ve bunların hiçbiri bu iktidarın umurunda değil. Bu iktidarın yandaş medyası bunlar yokmuş gibi davranıyor. Ama bu ülkenin en derin gerçeği, en acı hakikati işte budur. Yoksulluk, yolsuzluk, işsizlik sefalettir. Bu bu düzen değişecektir. Bu düzen mutlaka değişecektir. Açlık sınırı 2517 lira bu ülkede asgari ücret bunun azıcık üstünde. Yani yoksulluk sınırının altında. Neredeyse asgari ücret bir açlık, bir sefalet ücreti haline getirmiş. Asgari ücretliden vergi alınmasın diyoruz, kanun teklifi veriyoruz. Bunu çıkarmak çok kolay ama hayır kabul etmiyorlar. Hemen reddediyorlar. Bunun yerine fişleme yasasını Apart topar aler acele getirip çıkarıyorlar. Niye? Eğer açlığı yok edemiyorsanız açları kontrol etmek zorundasınız. Eğer açlıkla mücadele etmiyorsanız açlarla mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Yoksulluğu ortadan kaldıramıyorsanız yoksulları susturmak zorunda kalıyorsunuz. İşte bu iç güvenlik yasası bu fişleme yasası ve buna benzer diğer bütün uygulamalar tam da bunun içindir. Yoksulları susturmak, yoksulların sesini kısmak, yoksulları ebedi yoksulluğa mahkum etmektir. Bunun hepimiz farkında olmalıyız. Bunu hepimiz her an aklımızda tutmalıyız. Bir ülkede eğer demokrasiyi ortadan kaldıran bir iktidar varsa elbette demokratlarla mücadele eder. Bir ülkede eğer özgürlüğü ortadan kaldıran bir iktidar varsa elbette özgürlük savunucularını hedef alır. Bir ülkede yoksulluğu sürekli büyüten bir iktidar varsa elbette yoksulları hedef alır. Onları susturmayı hedef alır. Bizler özgürlük isteyen, demokrasi isteyen, barış isteyen, onurlu bir yaşam isteyen, işinin, aşının peşinde olan, ekmeğini Onurlu bir şekilde kazanıp onurlu bir yaşam sürmek isteyen insanların partisiyiz. Bu mücadelenin partisiyiz. Bu mücadelede bir milim bile sapmayacağız. Yolumuzdan asla şaşmayacağız. Daha ne kadar veri aktaralım bilmiyorum. Dün enflasyon rakamları açıklandı. O da TÜİK'in verileri tabii yüzde on nokta. 19. Ama halkın gerçek enflasyonunun en az yüzde 30, belki 40, belki 50 olduğunu da biliyoruz. Yoksullaşmayı bu kadar açık ortaya koyan ve servet transferini, kaynak transferini bu kadar güçlü yaratan başka bir mekanizma olamaz. Faiz, rant, enflasyon. Faiz rant enflasyon ne demektir? Faiz rant enflasyon ekonomisi halkın cebindekini bir avuç sermayeye sürekli olarak aktarmak demektir. Bu iktidarı ayakta tutan da sürekli rant aktardığı bu bir grup yandaş sermayedir. Elinde tuttuğu medya araçlarıyla Hayatın diğer alanlarını kontrol etmek için beslediği güvenlik aygıtıyla, bekçi yeni istihdam ettiği bekçileriyle ve tabi sokağa saldığı başka güçlerle düzeni devam ettirmek istiyor. Bu sadece bir sömürü düzeni değil ama aynı zamanda ve zaten bu nedenle bir zorbalık düzenidir. Bir zulüm düzenidir bu zulüm düzeni hep birlikte mutlaka değiştirmelidir. Tekrar söylüyorum değişecektir. Mutlaka değişecektir. <laughs> Sevgili arkadaşlar aynı tabloyu pandemide de yaşıyoruz. Her seferinde bunu anlatıyoruz. Evet sağlık sistemi de bir müşteri sistemine dönüştürülmüştür. Bir rant sisteminin güçlü bir halkası haline getirilmiştir. O nedenle pandemiyle halk sağlığını esas alan bir mücadeleyi bu iktidar yürütemez. Çünkü kurulan sistem halk sağlığını esas almıyor. Sermayeyi kollayan, rantı gözeten bir sistem kurulmuştur. O nedenle sürekli olarak güya tedbirler alıyorlar ama işlerine geldiği gibi kısaltıyorlar, uzalt, uzatıyorlar. Sokağa çıkma yasaklarını keyfi olarak düzenliyorlar. Aşı konusunda hiçbir şeffaflık yok. Bunca zamandır söz veriyorlar. Her seferinde sözlerini tutmadıkları gibi yeni yeni yalanlarla ortaya çıkıyorlar. Ve bütün bunların faturası halkın sağlığına, halkın hayat hakkına çıkarılıyor. İşte geçen gün yaşadığımız o acı olay tüylerimizi ürperten olaylardan bir tanesi daha. Aslı öz kısırlar kardeşimizin 20 gün hastane bulmadığı için hayatını kaybetmiş. Bir yandan Aslı gibi insanlar hastane bulamadıkları için, doktora gidemedikleri için hayatlarını kaybediyorlar. Bir yandan yandaşa Londra'ya bir ambulans helikopter gönderebiliyor kimin parasıyla, kime hizmet ediyorsunuz? Bu halkın parasıyla yandaşa hizmettir bu. Bu halkın geliriyle, bu halkın ürettiği kaynaklarla halkın hayatını yok saymak ama yandaşı el üstünde tutmaktır. Bu, bu her türlü yozlaşmanın da zaten temel sebebidir arkadaşlar. Kürşatlar düzeni veya Kürşat tek bir örnek değildir. Bu sistemin şifresidir. O şifreyi kurcaladığınızda karşınıza sistemin bütün mekanizmaları çıkacaktır. O nedenle üstünü örtmeye çalışıyorlar. O nedenle Kürşat meselesini geçiştirmeye çalışıyorlar. Ama bu ülkenin vicdanlı insanları, bu ülkenin halkları bu sistemi, şifrelerini, mekanizmalarını görüyor. Görüyor ve bunu nasıl gördüğünü de bu iktidara ilk seçimde çok güçlü bir şekilde gösterecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın arkadaşlar. Değerli arkadaşlar ve özellikle kadın yoldaşlar. Ekonomiyi yönetemeyen pandemiyi bu şekilde halk sağlığı aleyhine yöneten. Ancak kriz üreterek ayakta kalmaya çalışan iktidarın en önemli hedeflerinden birisi de kadınların mücadelesi ve kazanımlarıdır. Türkiye'de anayasayı zaten rafa kaldırdı bu iktidar. Toplumu anayasasız yönetmeye çalışıyor. Kötü bir anayasa bile artık mevcut değildir. Yani kuralsız keyfi bir yönetimi kuruyor. Kadınların anayasası olan İstanbul Sözleşmesi'ni de bir gece yarısı operasyonuyla aynı keyfilikle feshediyor. Böylece kadınları güvencesiz bırakabileceğini sanıyor. Ancak bizler biliyoruz ki kadınlar bin bir emekle elde ettikleri haklarından asla vazgeçmeyeceklerdir kadınları erkek şiddetinin hedefi haline getiren cinsel istismardan tecavüze kadar erkekleri cesaretlendiren erkeklere kadınlara istediğiniz şiddeti uygulayın. Şiddet uygulayan erkekler cezasız kalacak mesajları veren AKP MHP iktidarı bilsin ki kadınlar çaresiz değildir, alternatifsiz değildir. Tam tersine. Bu ülkedeki en örgütlü güç Kadın hareketidir. En büyük muhalefet gücü kadınlardır. Kadınların mücadele, direniş ve inşa hattı bu bu ülkeyi özgürlüğe götürecek en sağlam yoldur arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu iktidar kaybetmeye başladığını biliyor, kaybettiğini biliyor kaybetmekte olduğunu da görüyor. Aslında siyaset biriminin de klasik bir belirlemesidir. Kaybeden iktidar eğer toplumun rızasına saygılıysa bunun gereklerini yerine getirir. Rızayı kaybetmiş iktidar eğer kendine güveniyorsa rızayı yenilemek için seçimlere başvurur. Ama halka saygısı olmayan halkın iradesini tanımayan bir iktidar toplumun rızasını kaybettikçe baskı aygıtlarına sarılır. Zulme ve zorbalığa yönelir. Topluma güven verebilecekleri inandırıcı ve samimi bir politikaları yok bunların. Bu iktidar çözüm gücü değildir. Bu iktidar bir sorun kaynağıdır. Kriz üretme merkezidir ellerinde hiçbir şey kalmayınca mağduriyet siyasetine sarılıyorlar. İktidar her zaman yaptığı gibi fırsatları büyük bir kurnazlıkla değerlendiriyor. Emekli amirallerin yayınladığı bir bildiri var. İktidar yine her zaman yaptığı gibi siyasi kurnazlık ve fırsatçılıkla bu bildiriden darbe tehdidi üretme ve bunu siyaseten kullanma telaşına girdi. Yani yine mağduriyet edebiyatına sarıldı. 19 yıldır iktidardalar, 19 yıldır mağdurlar. Yine bir arkadaşımın söylediği gibi yani eğer gerçekten mağduriyetten kurtulmak istiyorlarsa iktidarı bıraksınlar. Çünkü iktidarda kaldıkları sürece sürekli mağdur oluyorlar. Bir iktidar bu kadar uzun süre devam ettiği halde nasıl mağdur olabiliyor? hakikaten bunu çözmek büyük büyük çabalar, büyük dehalar gerektiriyor galiba. Ya da durum çok basit. Evet, halkın rızasını kaybedince yapabilecekleri tek şey bu tür siyasi fırsatçılık ve kurnazlıktır. Değerli arkadaşlar, darbeler bu ülkede büyük yıkımlara ve tahribatlara neden olmuştur. Bunlar bizim çok iyi bildiğimiz gerçeklerdir askeri ya da sivil bütün darbelere karşı her zaman en açık tutumu alan ve her türlü darbeci zihniyetle mücadele eden bir siyasi geleneğe sahibiz biz. Buradan bir kez daha hatırlatalım. Bütün sorunların çözüm yolu demokrasidir, siyasettir. Demokratik siyasettir. Bunun dışındaki her girişim, her yaklaşıma her uygulamaya karşı bizim tutumumuz nettir. Ama bir bildirden bir darbe tehdidi üretmeye çalışan iktidara da tekrar şunları hatırlatalım. Eş genel başkanlarımızdan belediye eş başkanlarımıza kadar binlerce arkadaşımızın haksız ve hukuksuz bir biçimde tutuklanmasının adı nedir? Darbe değil midir? Bu bir darbeci icraat değil midir? Seçme ve seçilme özgürlüğünü ortadan kaldırarak halkımızın belediyelerini kayyımlarla gasp etmek halkın iradesine darbe değil midir? Milyonlarca oy alan partimize partimiz hakkında kapatma davası açtırmak demokratik siyasete bir darbe girişimi değil midir? Ömer Faruk Gergerlioğlu, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın vekilliğini haksızca, hukuksuzca düşürmek halk iradesine bir darbe değil mi? 15 Temmuz sonrası o haliyle, o hal ilan ederek yüz binlerce kamu çalışanını kanun hükmünde kararnamelerle işten atmak, gazete ve televizyonları kapatmak darbeci bir uygulama değil midir? İstanbul Sözleşmesi'ni tek taraflı bir tasarrufla fes etmek kadınlara, kadın kazanımlarına yönelik bir darbe değil mi? Anayasayı, hukuku rafa kaldırmak darbelerin temel özelliğidir zaten değerli arkadaşlar. Evet, bu iktidara yönelik en küçük bir eleştiriye dahi tahammül göstermiyor. Bir tweet'i atanı, röportaj vereni tutuklattırmak yurttaşa karşı darbe değil midir? 28 Şubat'ın ürünü olan güvenlik yasasını darbe mantığıyla devreye yürürlüğe sokmak yine aynı şey değil midir? Değerli arkadaşlar, bu iktidarın darbeci anlayışla herhangi bir sorunu yok gördüğünüz gibi. Bu iktidarın darbecilikle hesaplaşma konusunda en ufak bir samimiyeti de olamaz. Eğer gerçekten darbeci zihniyetle darbeci herhangi bir girişimle hesaplaşma konusunda samimi ise o zaman bu iktidarın yapacağı ilk şey kendi icraatlarıyla yüzleşmektir. Eğer cesareti varsa bu iktidar aynaya bakar. O zaman bu ülkede Hangi anlayışın darbecilikte nasıl bir iç içelik yaşadığını daha iyidir. Bizim duruşumuz ve tutumumuz nedir? Biz siyaset dışı, demokrasi dışı hiçbir arayışa prim vermeyiz. Her türlü siyaset dışı, demokrasi dışı arayışın karşısındayız. Ve bugün demokrasiyi rafa kaldıran, siyaseti lavede iktidar bizatihi kendisi sürekli bir darbe sarkacının merkezi kaynağı haline gelmiştir. Bir darbe mekaniği iktidarı yaratmıştır bu e, darbe mekaniği yaratmıştır bu iktidar bu sarkaçtan ve kıskaçtan her türlü darbe tartışmasından uzaklaşabilmek Bundan kurtulabilmek için tek şey gereklidir. Tek çare vardır burada. Güçlü demokrasi, gerçek adalet. Güçlü demokrasi ve gerçek adaleti kurabildiğimiz anda hiç kimse hiçbir şekilde darbe tartışmasına artık girecek zemini bulamaz. Girse de bir karşılık bulamaz. İşte HDP'nin gerçek duruşu Budur ge gerçek demokrasi duruşudur bu ve darbeciliğe karşı en etkili mücadele hattıdır bu. Biz de bu iktidara bu darbeci zihniyetinden dolayı en geniş demokrasi bloğuyla birlikte karşı koyma çağrımızı bunun için yapıyoruz. Her türlü karanlık senaryoyu ortadan kaldıracak gerçek demokratik zemini ve gerçek adalet düzenini hep birlikte kurmak için. İşte buradayız ve bu yolda devam ediyoruz, devam edeceğiz arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, elbette bizler bu geçtiğimiz karanlık ortamdan aydınlık bir geleceğe doğru yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Tehditler bizi yıldıramaz. Zorbalıklar bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Türkiye'yi askeri ve sivil darbe tartışmalarından kurtaracak yol HDP'nin temsil ettiği mücadelesini verdiği demokratik siyaset, eşit ve özgür yaşam fikriyatıdır. Yani demokratik cumhuriyettir. AKP MHP demokratik da siyasete darbe sürecini devamlı hale getirmek için her gün kürsüden saraydan sokaktan halkı korkutmaya sindirmeye çalışırken bizlerse bu anlayışa ve uygulamalara karşı mücadele etmeye cesareti örgütlemeye itirazlarımızı ve sesimizi daha fazla yükseltmeye devam edeceğiz. Hiç kimse sakın karamsarlığa, umutsuzluğa kapılmasın. Bildiğimiz yolda yoldaşlarımızla, demokrasi güçleriyle, kadınlarla, gençlerle, emekçilerle hep birlikte inançla, kararlılıkla önümüze hangi engel çıkartılırsa çıkartılsın cesaretle yürümeye devam edeceğiz. Bu ülkeyi mutlaka ama mutlaka gerçek demokrasi, güçlü demokrasiyle, gerçek adaletle ve bunların üzerine kurulu bir barışla buluşturacağız. Yolumuz açık olsun. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum tekrar. Grup toplantımız burada bitmiştir. Katılımınız için hepinize teşekkürler. İyi bir hafta diliyoruz.